anda kalıyor muyuz yoksa mevcut akışa eşlik mi ediyoruz? Buna bak, ben yaşıyorum ama yani benim yaşamam için gerek olan şeylerin hangisini kontrol edilmeli? Aslında insanoğlunun yaratılmış bütün canlı cansız varlıklarla birlikte bu hayat yolculuğunda bir akışın içerisinde seyrettiğini kabul etmek. Mesela başımıza gelenler hakkında aman bu benim başıma niye geldi diyorsa o an orada kaldık biz, akışı bıraktık. Hayatta her şey akıyor, ben bir olayda kaldım demektir. Doğduk, öleceğiz. Sahip olduğumuz bir zaman var. Zamanımızın ne kadar olduğuna hakkında hiçbir fikrimiz yok. Zaman duran bir şey değil. Biz farkında olsak da, olmasak da zaman hep akıyor. Şimdi dön vücuduna. Doğduğun an sahip olduğun hücrelerin hangisi vücudun? Hayat akışını keyif almak yavaşlatır. Bugün buraya hedefleyelim. Hayattan, hayatın akışından, süreçten nasıl zevk alacağız? Instagram canlı yayınımızda Allah nasip ederse bugün şimdi hayatın akışını okumak başlığı altında biraz sohbet edeceğiz. Çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Hayatın akışı okumak belki bugüne kadar çok hani farkına bile varmadığımız bir konu olabilir. Ama hepimizin yapması gerektiğine inandığım bir şey. Rahat bir hayat, kaliteli bir hayat sürdürebilmek için farkındalığın üst seviyede olabilmesi için çok değerli. Hayatın akışını okumak. İnşallah bugün bu konu üzerinde sohbet edeceğiz. Biraz ezber bozacağız yani arkadaşlar. Ezberleri bozmayı seviyorum. Çünkü son zamanlarda, özellikle son 100 yılda bize ezberletilen şeylerin aslında hakikatle alakası olmadığını birçok defa gördük. O yüzden ezberleri bozulması gerektiğine inanıyorum. Bugün de bazı konularda işte geçmişte takılı kalmak veya hani çok meşhur bir söz vardır, anda kalmak. Anda kalmak diye anlatılmak istenen ne? Acaba gerçekten nedir? Nasıl yapılır? Anda kalıyor muyuz yoksa mevcut akışa eşlik mi ediyoruz? İşte o akış, hayatın o akışında ne görmeliyiz, ne anlamalıyız, ne yapmalıyız gördüklerimizin karşısında? Biraz ezberleri bozarak bu konuda inşallah sohbet edelim istiyorum. Allah nasip ederse. Tabii yine başladık. Yeni yeni katılmaya başlıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı bir yayın olur. Derdimiz, meramımız, nail olduğumuz bazı şeyleri paylaşmak. Nasip olan ilmi yerinde kullanmak. İlmin zekatı vardır. Bir ilme nasip olmuşsa onu yerinde kullanmak, ihtiyacına ulaştırmak, gayretinde olmak zorundayız. Biz ilim sahibi olalım diye ilim olmaz. Hiç kimse de böyle bir şey olmaz. Rabbim bir kuluna ilim veriyorsa o ilmin zekatını ister. İlmin zekatı ise yerinde kullanmaktır. İşte buna gayret edeceğiz inşallah. Sevgili arkadaşlar, derdimiz bazı şeyleri fark ettik. Sonuçlar aldığımız için, ilmin neticelerine ulaşınca güzel faydalar olduğunu gördüğümüz için bu ilmi de nasip olan bildiklerimizi de aktarmaya gayret ediyoruz. Bunu da pazar akşamları canlı yayınlarda yapıyoruz bugün olduğu gibi. Şimdi inşallah hayat akışını okumak konusu adı üzerine konuşacağız. Hayat bir akış mı? Hayat niye hayatın akışı? İnsanoğlunun düştüğü en büyük gafletlerden bir tanesi, hakikaten hepimizin düştüğümüz ciddi bir gaflet var arkadaşlar. Zannediyoruz ki biz çok şey yapabiliriz. Her şeyi fark edebiliriz, her şeyi kontrol edebiliriz, her şeyde bizim bir becerimiz var. İnsanoğlu işte dünyayı imar edecek. Halifetullah, doğru. Halifetullah makamındayız dünyada ama her şeyi bizim yaptığımızı zannetmek gibi nefsimizin, egomuzun bize dayattığı bir doğru zannettiğimiz öğreti var. Ve bu konuda çokça arkadaşlar hataya düşüyoruz, gaflete düşüyoruz, biz yapıyormuşuz gibi. Şimdi bir hayal ediniz. Şu an bu mecrada konuşuyorum ben. Konuşmak fiilini gerçekleştiriyorum. Dünyada, kainatta zerre bile değiliz baktığımızda, değil mi? Konuşmak fiilini. Şu an biz konuşurken bizi etkileyecek ya da etkileyemeyecek. Neler oluyor? Bakın bir anlayalım hayat akışı konusunda. Biz zannediyoruz şu an konuşuyorum, karşımda insanlar var, ben konuşuyorum falan. Yani şu an oturduğum esnada vücudumda olan faaliyetlerden haberim yok. Kalbimin atış ritmini şu an bilmiyorum. Kolumdaki saat ölçüp söylediğinde farkını veriyoruz sadece. Bilmiyorum. Hızlandırmasından, yavaşlatılmasından bir haberim. Nefes alıp veriyorum şu anda hiç düşünmeden. Şimdi farkına varmaya başlıyoruz ama nefesimi dahi ben ayarlayamıyorum. Ben ayarlayacak olsam muhtemelen ölürüm. Yani.
Nefes almayı unuturuz, ölürüz. Sindirim faaliyetleri vücudumda devam ediyor, kan her yerde dolaşıyor. Bir hücremin içerisinde, bakın bir hücremin içerisinde insan olarak trilyonlarca faaliyet oluyor. Bakıyorsun hücrenin içerisinde bir alem, kainat, büyük bir kainat diyoruz ya, kainat gibi apayrı bir kainat, o zerrede cüzde görüyorsun. Ve bundan hakim değilim. Hiçbir şeye hakim değilim. Farkında da değilim. Yani kendim ben diyorum, ben yaşıyorum. Yaşatana bak. Ben yaşıyorum ama yani benim yaşamam için gerek olan şeylerin hangisinin kontrolü benim elimde? Nabzımın atması, beynimdeki milyonlarca, belki trilyonlarca kimyasal faaliyetin sorunsuzca yürütülmesi, bütün bunlar konusunda diyorum ki ben niye buradan girdik? İşte hayatın bir akış olduğunu anlamak, aslında insanoğlunun yaratılmış bütün canlı cansız varlıklarla birlikte bu hayat yolculuğunda bir akışın içerisinde seyrettiğini kabul etmesi demek, o kişinin zaten çok yüksek bir farkındalıkta, yüksek bir bilinçte olması demek. Olanlar hakkında verdiğimiz yorumu etkiler. Mesela başımıza gelenler hakkında, vay anam bu benim başıma niye geldi diyorsa, o an orada kaldık biz, akışı bıraktık. Hayatta her şey akıyor, ben bir olayda kaldım demektir. Peki o olayda kalmam gerekiyorsa, mesela şu an yani cümle ölmüş yerimize, biliyorsun bir felaket yaşadık. Cümle ölmüş yerimize inşallah şehit oldular. Rabbim rahmetine muamele eylesin. Bu anda da mı kalmayalım? Evet arkadaşlar. O anda da kalmayacağız. Niye? Anda kalmadık bu arada ülke olarak. Bu güzel bir haber yani. Vay anam diye oturup ağlayıp dövünmek yerine bütün ülke bir olduk. Enkazı kaldırmak, hayatları kurtarmak, ihtiyaçları gidermek için bir faaliyet başladık değil mi? İşte bu akışa dahil olmak. Geri dönüp bu depremi engelleme şansımız var mı? Yok. Bilme şansımız da yoktu. Onu kabul ediş şeklimiz işte bizim için çok önemli. Dönüp bakıyorsun insanlık tarihine. İnsanlık tarihi boyunca depremler hep olmuş. Seller olmuş, depremler olmuş, doğal afet demişiz adına. Bilemediğimiz, elimizde olmayan sebepler, kontrol edemediğimiz, yüzleştiğimizde işte canımız yandığında farkına vardığımız afetlere, doğal afet demişiz. Bakın ismi de doğal koymuşuz. Bilmiyoruz ne zaman nasıl olacağını. Ne zaman deprem olacağını bilmiyoruz. İşte alet geliştiriliyor 15 saniye önce farkına varıyor. 15 saniye de değerli tabii ki, bir şeyler yapılabilir ama başımıza geleceğini bilmiyoruz. Hele gece saatlerinde, ilk depremde olduğu gibi gece saat 4, birçok insanın uykuda olduğu saatlerde yıkım çok büyük oldu. Ama bir felaket geldi. Şimdi bu olaya nasıl bakacağımız da bizim için çok önemli. Hayat akışı niye? Hayatta bu var. Biz inansak da, inanmasak da, kabul etsek de, etmesek de, bundan dolayı birbirimizi de suçlasak, suçlular cezasını çekmek zorundadır. Vebal hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Ayrı bir hüküm. Ama bu var. Hayat sürekli akıyor. İnsanoğlu dünyaya geldi. Zannediyor ki dünya benim. Nuh Aleyhisselam döneminde öyle anlatılır rivayet. Nuh Aleyhisselam döneminde insanlar, hani insanın ikinci babası Adem babamızdan sonra denir ya, işte Nuh tufanından sonra yeniden Nuh Aleyhisselam'la beraber dünyada hayat çoğalıyor. İşte o dönemde insanlar işte 1000 yıl falan yaşıyorlarmış. Hakikaten insan ömrü çok uzun. Ve Nuh Aleyhisselam tabii ki bir peygamber olarak kendisine Rabbimizin bildirdikleriyle haber veriyormuş. Bir gün ahir zaman peygamberi gelecek. Bu ahir zaman peygamberinin, ümmetinin ömrü 60-70 yıl olacak. Bakın 1000 yıl yaşayan birine diyorsunuz ki 60-70 yıl ömrü olacak bu ümmet. Diyorlarmış ki ümmeti de, hadi ya o kadarcık zaman için ev de yapacaklar mı? Ya ne gerek var ev yapmaya o kadar zaman? Dünyada kalacaklarsa o kadar az ki. Yani 1000 yıl yaşayan birisi için. Şimdi biz ahir zaman ümmetiyiz. Değil mi? Böyle 60-70 yıl ortalama ömrümüz insan olmuş şu anda. Ev yapmak ne? Kat üstüne kat çıkıyoruz. Bu bizim farkındalığımızı artırmak için çok önemli bir mevzu aslında. Dünyaya verdiğimiz önemin hayatın akışında olduğunun değil de sanki hep kalacak, hep bizimmiş gibi davrandığımızın neticesinde olan bir şey. Ve maalesef çok fazla dünyaya itibar etmemize sebep oluyor bu tutum. Akıp gittiğinin farkında değiliz. Hayatta sahip olduğumuz en büyük değerin zaman olduğunun, zamanımızı o kadar kolay boş harcadığımızdan farkında olmadığımız belli ki. Mesela zaman öldürmek diye bir deyim türetmişiz. Zaman öldürmek. İnsan hayatındaki en değerli şeyi çöpe atar mı? Şimdi bir elmas verildi sana. Düşün.
Elması aldın, tamam mı? Yanlışlıkla çöpe gitti. Ya gidersin çöp dağlarını, tepelerini deşer, onu bulmaya çalışırsın değil mi? Çünkü senin değer, en değerli. Şimdi sana bir soru. Elmas mı değerli, zamanın mı değerli? Zaman akıp gidiyor. Zamanı durduramıyoruz. Ve sahip olduğumuz tek şey bu dünyada zaman. Doğduk, öleceğiz. Sahip olduğumuz bir zaman var. Zamanımızın ne kadar olduğuna hakkında hiçbir fikrimiz yok. Hiç ölmeyecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama öleceğimizi de hepimiz net biliyoruz, yemin edebiliriz. Doğru mu? Bir zamanımız var sahip olduğumuz. Ve bu dünyada, bu akış yolculuğu boyunca yaptığımız her şey aslında zamanımızı doğru harcamak. Elimize bir sermaye verilmiş zaman olarak. Ve zaman akan bir şey. Bak, lütfen dikkatle dinleyiniz burayı. Zaman akan bir şey. Zaman duran bir şey değil. Biz farkında olsak da olmasak da zaman hep akıyor. Bize aldırış etmeden, bizim ne yaptığımıza bakmadan. Ama o akan zamanda bize bahşedilen o zamanı karşılığında yediğimiz içtiğimiz için aslında zamanımızı harcıyoruz. Kazandığımız para zamanımızı harcıyoruz. Her bir zamanda, her bir an çok değerli. Orada yaptığımız her bir şey bizim için artı veya eksi. Zamanı nasıl değerlendiririz? Yani sahip olduğun, bu dünyaya geldiğin an sana verilen nimet, sahip olduğun tek aslında şey zaman. Ve o zamanı harcıyoruz her şeyi yaparken. Ve bir gün bitecek olan bir zaman. Elmas mı daha değerli, zaman mı daha değerli? Şimdi zaman değerli sözde söylüyoruz da özde elmasın peşinde koşuyoruz. Bunu bir anlayalım. Altının peşinde koşuyoruz, paranın peşinde koşuyoruz. O da lazım, para da lazım. Çok olsun, eyvallah. Doğru yerde kullandıktan sonra sorun yok. Bu zamanı harcarken paranı doğru yerde kullanıyorsan, hayır iş yerinde kullanıyorsan, helal yolda kullanıyorsan, helal yoldan kazanıyorsan hepsi artı Allah'ın izniyle. Ahirette artı. Önemli olan orası. Ahirette artı gitsin. Her bir an değerli. Bir kez zikretmek değerli. Şimdi zaman anlayacağız. Akış deyince bugün asıl konumuz zamanın kıymetini bilmemek değil. Bunu çok defa konuştuk sohbetlerimizde zaten. Bolca anlattığımız bir şey. Ama bakınız, zaman bir akış. Akıp giden bir şeyden bahsediyorsunuz. Zaman sürekli akıp gidiyor. Durduramıyorsun, doğru mu? Buradan şunu anlamamız lazım. İçinde bulunduğumuz, yaratıldığımız Rabbimizin bir gönderdi bu alem. Alem diyorum, sadece dünya demiyorum. Bakın, kainatta tamamen böyle zamanın geçerli olduğu bir boyuttayız şu anda. Burada zaman var, yaratılmış olarak. Ve zaman akıp gidiyor. Yani her şey, ama her şey akıyor, gidiyor. Her şey akıp gidiyor. Farkında mısınız? Zaman akıyor, sular akıyor, akıyor, insanoğlu akıyor, gidiyor. Yaşlanıyoruz. Zaman geçtikçe her şey değişiyor. Hızlıca hem de. Şöyle düşünün. İnsanlık tarihince göre, bir rivayete göre 150 milyar civarında insan gelmiş bugüne kadar dünyaya. Yani bu rivayet bir söylem değil. İşte genetik bilimcilerin söylediği bir rakam. Bugüne kadar böyle gelmiş olmalı diye bir tahminde bulunuyorlar. Rabbim bilir doğrusunu ama mümkün. 150 milyar insan gelmiş gitmiş dünyada. Bakın 150 milyar insan akmış gitmiş. Ne olur bu akı, bunu anlamaya çalışın. 150 milyar insan akmış gitmiş. Biz şimdi yani 150 milyardan sonra şu an yeryüzünde bundan yaklaşık 8 milyar insan. Bizden önce milyarlarca insan gelmiş gitmiş dünyaya. Tabii şimdi kadar kalabalık belki aynı anda olmadı. Rabbimizin takdiri ama bu kadar insan, geçmişte milyarlarca insanın gelip geçtiğinin, bu dünyadan akış olduğunun farkında mıyız? Yoksa bu dünyaya kazık çakmaya mı geldik diye bir deyim var ya, akıp gittiğinin farkında mıyız? Şimdi dön vücuduna. Doğduğun an sahip olduğun hücrelerin hangisi vücudun? Her an, her an, bakın saniyeyi, dakikayı bırak, her an vücudunda binlerce, belki milyonlarca hücre ölüyor, yerine yenisi yapılıyor. Vücudunda da sürekli bir akış var. Yiyorsun, akıp gidiyor. Değil mi? Hayatına devam ediyorsun. Aldık, her dakika bir şeyler alıyorsun. Her dakika vücudundan bir şeyler çıkıyor. Her dakika enerjiler giriyor vücuduna. Her an işte enerjiler vücudundan çıkmaya devam ediyor. Her an bir şeyler yiyorsun, sonra çıkıyor. Her şeyde, ama her şeyde bir akış var. Akıp giden bir boyutta yaşıyoruz. Şimdi her şey bu kadar akıp giderken insanoğlunun yaptığı hata şu. Akışta olduğunun farkında olmadan, her şeyin akıp gittiğinin farkında olmadan, her şey sona doğru, bu dünyadaki hayatta, bu boyuttaki sona doğru gittiğimizin farkında olmadan anlara çok fazla anlam yüklüyoruz. Anlara çok fazla anlam yüklüyoruz. Yaşadığımız olaylara. Zaten o yüzden de sorunlar yaşıyoruz. O yüzden de hayat olmamız gereken yerde olamıyoruz. Almamız gereken değeri alamıyoruz. Hissetmemiz gereken sevgiyi hissedemiyoruz. Niye? Olmamız gereken yerde değiliz.
Hayat akıp giderken biz de hayatla beraber, bu süreç içerisinde onunla beraber akıp gitseydik, bulunduğumuz yerde her şey daha güzel olacaktı. Sorunsuz bir akış hayatta bizi bekliyordu. Ama biz anlara takılı kaldığımız zaman, direnç uyguladığımız zaman her şey akarken sen tutunuyorsun. Şöyle düşün, nehir içerisindesin, yumuşakça akan bir nehir var, üzerinde oturmuşsun kanonla, salonla, kürek falan da çekme, bıraktın, nehirle akıp gidiyorsun, etrafı seyrede seyrede, güzeldir değil mi? Bir de şöyle düşün, bir kaya tutunmuşsun, nehir akıp gidiyor, sen akmayacağını inatlaşıyorsun, zorlanırsın değil mi? Eninde sonunda o kayayı bırakmak zorundasın, ne kadar dayanırsın, bir gün, üç gün, beş gün. Mecburen akışa ayak uydurmak zorundasın, eninde sonunda bu dünyadan geçeceğiz. Ama o kaya tutunduğumda, bakın kendiliğinde akışa gittiğimde etrafı seyrediyorum, olan oluyor zaten, her şey yerde ama ben hangine, hangisi konusunda irade, güç ortaya tam koyabiliyorum? Aslında hiçbirinde. İzlemem, akışı seyretmem, akışı fark etmem benim için değerli. Ama ben tutunmuşum oraya, ben kalacağım, gitmeyeceğim diye tutunduğumda, evet bir müddet akmıyorum, orada duruyorum belki ama sadece canım yanar, yorulurum, o akıştan keyif alamaz hale gelirim değil mi? Ama kanun içerisinde bıraktığın kenarı rahat rahat devam ediyorsun hayatına. Nasıl olur? Daha rahat olmaya başlamaz mı her şey? İşte sevgili dostlar, anlamamız gereken mevzuların temelinde her şeyin bir akış olduğu ve değerli arkadaşlar, bu akışı bizim farkında olarak yaşamamız gerektiğini, hayatın akışını engel olmak, ayak diremek yerine akışın engeli olamayacağız. En de sonunda orada geçeceğiz biz de çünkü. Zaman da akıp gidiyor bizim için. Keyif almamız gerekiyor. Ve bakın, keyif almak akışı yavaşlatır. Şimdi dikkatle dinleyin çünkü çok önemli bu. Hayat akışını keyif almak yavaşlatır. Algı böyle bir şey çünkü. Hani Einstein izafiyet teorisi anlatılır ya. Sevdiğinin yanındaki 5 dakikayla, dişçi koltuğundaki 5 dakika aynı değildir. Sevdiğinin yanında 5 dakika geçer, onun yani nasıl geçti? 1 saat geçer, 5 dakika bile zannetmezsin. Dişçi koltuğundaki bırak 5 dakikayı, 1 dakika aman Allah'ım bitmemiş gibi gelir insan. Hani o hala diş çekiliyorsa falan işleme anında misal. Dolayısıyla bakın, çok basit, zevk alabiliyorsan, keyif alabiliyorsan, anı yaşamaktan haz alabiliyorsan akış yavaşlıyor. Akış yavaşlayınca ne olur? Yaptığın, biriktirdiğin, aynı zamanda yapabildiklerin değeri artar, miktarı artar, üretkenliğin artar, ahirete yatırım artar. Akışı yavaşlatıp ya da hızlandırmak bizim elimizde. Sevgili kardeşler, bugün asıl anlatmak istediğim mevzu da bu. Hayat akışını okumak. Başımıza neler geldiğinde ne diyeceğiz? Okumak şu demek. Akışı durduramıyorsun. Ama çevrene bakarak git. Ne oluyor? Nasıl gidiyor? Bu dünyaya geldik gittik farkına var. 80 yaşında bir adama sormuşlar. 80 yaşında. Hayat nasıl geçti demiş. Vallahi demiş. Hayat bir salıncakta sallanmak gibiydi. Salıncak şöyle bir gitti geri de gelmedi demiş. Yani bu. 80 yıllık ömür bu. Ayrı ayrıca de diyeceklermiş ya bize, işte bir kuşluk vakti ya da işte bir ikindi vakti gibi bir süre dünyada kaldık, o kadar yani. Ya da hadis-i şeriflerde anlatılan bir ağacın yolculuk esnasında bir ağacın altında gölgelenip tekrar yola devam etmek gibi bir şey hayat. Böyle. Bunun böyle olduğunu nasıl anlarız? Rüya görüyoruz değil mi hepimiz? Rüyalarımızda bazen bitmiyor ya, bitmiyor. Böyle günler, aylar kovalıyoruz rüyanın içerisinde. Ama uyanıyorsun, bir dakika bile değil belki rüya. Yani saniyeler içerisinde olmuş bitmiş. Algı böyledir. İşte rüya aleminden çıkıp bugün gerçek diye tabir ettiğimiz alem. Ne kadar gerçek ayrı bir mevzu. Bu da rüya alemi belki. Ölünce uyanacağız diyor. İnsanlar uyumaktalar, ölünce uyanacaklar. Hakikatle yüzleşeceğiz, her şeyi görmeye başlayacağız anlamında. İşte değerli dostlar, bu hayat akışında, akıp giden bu akıştan keyif almayı öğrenmek zorundayız. Hayatı okumak bunun için çok gerekli. Akış esnasında hayatta yani yaşayıp gidiyoruz, süreç devam ediyor. Her anından keyif almaya çalışmamız lazım. O zaman zamanımız bereketli olur. Huzurlu, mutlu bir hayat süreriz. Ve akış yavaşlar. Anlar değerli hale gelir. Üretkenliğimiz çok ciddi manada artar. İşte Allah'ın izniyle bugün buraya hedefleyelim. Hayattan, hayatın akışından, süreçten nasıl zevk alacağız? Nasıl zevk alacağız? Akıp giden bir hayatımızda eninde sonunda sona ölüm olduğunu biliyorsak ve burada hayat zamanımızın kısıtlı olduğunu biliyorsak yapmamız gereken tek şey
Rahat, huzurlu seyretmek olmalı. Başımıza iyi şeyler de gelir, kötü şeyler de gelir. Bir ineriz, bir çıkarız. Yanlış yaptım. Bir çıkarız, bir ineriz. İnince bir daha çıkarız. Sabah güneş doğar, iyi hissederiz. Akşam olur, tekrar karanlık olur. Kış mevsimi gelir, her yer karaltma gelir. Üşürüz, tekrar bahar gelir. Yaz gelir, sonra yine bahar gelir, kış gelir. Akış hep devam ediyor. Bizim kış geldi diye şikayet etmemiz, kışın gelmesini engellemez. Yaz geldi diye göbek atmamız, yazın bitmesini engellemez. Peki ne yapacağız? Çok güzel bir söz vardır. Rüzgarları değiştiremez. Rüzgar eser. Ama sen yelkenini doğru ayarlarsan, rüzgarlarla istediğin yöne gitmeyi, istediğin yere ulaşmayı başarabilirsin. Rüzgarları değiştiremez. Ama rüzgara göre yelkenini değiştiremezsin. İşte kış mevsimi geldiğinde kıştan keyif almanın yollarını ararsın. Yaz mevsimi geldiğinde yazdan keyif almanın yollarını ararsın. Başına iyi şeyler geldiğinde güzellikle onları paylaşmayı, onların şükrünü yapmayı, tadını almayı, ondan keyif almayı gayret edersin. Çoğumuz, bakın lütfen dikkat edin, bir ciddi bir iddiada bulunuyorum ama gözlem ne yaptığım bir iddia. Çoğumuz mutlu anlarımızın keyfini çıkartmayı bilmiyoruz arkadaşlar. En mutlu anlarımızı heder edip gidiyoruz. Hiç düşündük mü böyle? Çok mutlu anlar. Mesela çocuklarınla oynuyorsun. Ya da sevdiklerin gelmiş, senin doğum gününü kutluyorlar. Özel bir an. Çok güzel anlar. Değil mi? Ya da işte evlendiğini düşün, evlilik yapıyorsun. İnsan hayatındaki en önemli zamanlardan bir tanesi. Düğünün var. Buradan çok güzel örnek çıkar mesela. Düğünün var. Düğün bittiğinde, oh çok şükür bitti ya, çok yoruldum. Yani düşün işte bak, o kadar hazırlıklar, emekler bunun için miydi? Çok yorulduğun için miydi? Değil mi? Zorluklar. Keyif almamız gereken bir şey değil mi? En çok keyif. En çok keyif almamız gereken anların hakikaten tadını alamıyoruz şu zaman. Niye? Tad almak bir beceri değerli arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. Tad almak bir beceridir. Hayattan haz almak. Bir şeyin lezzetinin önemi yoktur. Mesela yemek yersin, yediğin yemeğin lezzeti değildir. Sen lezzet alabiliyorsan anlamlıdır o. Sen lezzet alamıyorsan dünyanın en güzel yemeğini de önüne koysa bu ne diyebilirsin. Lezzet alma becerisi yoksa. Yani lezzet almak bir beceri. O beceri bir anlayalım. İşte bu hayattan keyif alma, lezzet alma becerisinin nasıl farkına varacağız? Şimdi bakın. İçecek, liftof içiyorum. İçtim. Lezzet aldın mı? Ya bir tat geldi gitti işte. Bir de şöyle düşünün. Şükür elhamdülillah. Tadına vardı. İşte anı yaşamak haz alabilmek için çok değerli. Yediğimin tadına var. İçtiğimin tadına var. Ettiğim sohbetin tadına varmam lazım. O yüzden buna engel olabilecek hayatımızda tabii ki bir sürü şey olabilir hayatımızda. Mesela sorunlar yaşayabiliriz. İşte olduğu gibi şu an çok canlı bir örnek var. O yüzden bu konuda önemli. Deprem oldu. Canlarımızı yitirdik. Acı gerçekten de. Gecelerce uyuyamadık. Hala üşüyoruz. Deprem bölgesindeki o soğuk şartlardaki o duygular, yani bir duyuyorum birçok arkadaşımda, üşüyoruz. Soğuk duygular çünkü. İçimiz acıdı. Acı çektik yani, ülke kolay bir şey mi arkadaşlar? 40 binden fazla canımızı kaybettik. Bu kolay bir şey mi? Değil. Ama bu yaşananların, yani bu zor şartların bize getirdiği bir şeyler de var. Görebiliyor musunuz? Mesela baktığımda benim görmekle bakmak arasında fark var. Ben şunu görebildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi. Bu zor şartlarda ülkenin tek yürek olabildiğini görmek Rabbim verdi. Ölenlerimiz hakkında ne yapacağız? Dua edeceğiz. Niye? Çünkü ölümü geri getirme şansımız yok. İşte akışı seyretmek bu. Ölüm hak. Hak. Şuna inanıyoruz. Ölüm gelmişse, bütün bir insan ölüm vakti gelmişse bütün dünya toplansa onu kurtaramaz. Ölüm vakti gelmemişse de bütün dünya toplansa o kişiyi öldüremez. Canlarımızı yitirdik. Acı tabii ki. Rabbim kalbimize merhamet koymuş. Bak acı yok. Güzel bir şey. Ama ölüm hakikati karşısında yapmamız gereken şey, bizden önce gittiler şu anda. Biz nefes alıyoruz hala. Alacak nefesimiz var dünyada. Bu arada şey gibi değil. Bakın
İşte Ankara'da biraz önce bir haber aldım. Deprem anında Ankara'da bir gardiyanımız haberle kalp krizi geçirip ölmüş. Allah'ına emanet. Yani ölümün nerede olduğumuz, deprem olmuş mu diye. Rabbim ölüm yazmışsa ona yapacak hiçbir şey yok. Şimdi dolayısıyla canlarımızı kaybettik. Evet, canımız acıyor. Bu canları kaybetme konusunda müteahhitlerin günahını ortadan kaldırmaz. Ama yanlış anlıyorsunuz. Yani onay veren inşaatlarda kusuru olanların kusurunu ortadan kaldırmaz. Bu dünyada da hesap verirler, ahirette de hesap verirler. Kaldırmaz yani. Bir insanı öldürmek, ölümüne sebep olmak, kendi üzerine düşeni yapmadığı için, para kazanmak için, tabiri caizse çalıp çırptığı için bir insanın, ya bırak binlerce insanı, bir insanın ölümüne sebep olmanın hesabı verilebilir bir şey değil. Ne bu dünyada, ne ahirette. Ne iş yaparsak yapalım, iyi iş yapalım. Bunu hep söylüyoruz. Ama biz şu an olaya kendi açımızdan bakıyoruz. Çünkü olan oldu. İşte burada takılı kalmaya şansımız yok. Akıyor çünkü hayat. Şu an yaşamak, yaşarken de güzel şeyler icra etmemiz lazım. Bizden önce ahirete intikal edenler için onlar adına burada yaptığımız güzellikler onlara da artı olduğunu bilmek, bunu düşünmemiz lazım. Şunu bilmek zorundayız. Sadece bizden önce gittiler. Orada görüşeceğiz. Ahirette buluşacağız mutlak. Göreceğiz, bugünden anacağız. Sadece bizden önce gittiler, bu kadar. Yani onlar öldü, biz kaldık değil hakikat. Sadece bizden önce gittiler, bu kadar. Biz de gideceğiz. Belki şimdi, belki biraz sonra, belki 10 yıl sonra, belki 100 yıl sonra, onu Rabbim biliyor ama gideceğiz. Dünyadaki zamanın hiçbir önemi yok. Gideceğiz yani. Bunu unutmayın. İşte gideceğiz olduğumuzu düşündüğümüzde içimize bir ferahlık geliyor. Yani bu süreç var. Zaten öleceğiz. Madem iyi bir hayat yaşayalım, hakkını vererek yaşayalım. Öldüğümüzde de Allah'ın rızası üzere, rızasına nail olmuş imanla ölelim. Ahiretimizi de kurtarmış olarak ölelim. Derdimiz bu olmalı. O yüzden ölüme bakış açımız da bizim çok önemli. Karşılaştığımız musibetlere bakış açımız da çok çok önemli. Musibetler gelir. Musibetler hayatımızda mutlak bulunur. Bulunmama ihtimali yok. Bunu da bir anlamamız gerekiyor. Bu hayatın başımıza getirilenlerini okumak adına çok önemli. Başımıza musibet gelmeme ihtimali yok. Neden yok? Allah Teala öyle diyor. Ben sizi deneyeceğim diyor. Ben sizi sınayacağım diyor. Geçmiş ümmetlerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmediğini mi düşüneceksiniz? İnandım deyip kurtuluvereceğinizi mi zannettiniz diyor. Demek ki böyle bir şey yok. Mutlaka bir şey yaşayacağız. Mutlaka. O masallarda var. Hatta çok güzel bir sahne şimdi aklıma geldi. Şirek diye bir çizgi film var ya biliyorsunuz. Birincisindeydi galiba. Okuyor böyle mutlu mesut yaşadılar diyor. Bah, o masallarda olur diye yırtıyor. Hakikaten de öyle. Anca masallarda olur. Yani mutlu yaşadılar bundan sonra falan. Böyle bir hayat yok. O an mutlusun, mutlu bir sona ulaştın ya. Onun arkasından başka bir sınav başlayacak. Oradan geçersin, başka bir sınav. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Şimdi işte hayat akışından derdimiz bu. Her sınavlarımızda, her sınava girdiğinde ay ne yapacağım şimdi diyorsak bu hayat benim için zor. Bana sürekli sınavlar geleceğini biliyorsam, sınavdan atlıyorsam bir sınavdan geçiyorum, tek sınava geçiyorum. Sınavdan da yani başıma gelen musibetlerden de ders almayı, gerektiğinde haz almayı becermem gerekiyor. Bu başarıyı elde etmek zorundayım. O zaman sınavlar benim için çok kolay olur. Daha kolay akıcı gelir. Rabbim kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. İyi de benim sınavlarım ağır geliyor, ne yapayım? O benim kaldıramayacağım yük olduğundan değil. Ben kaldırabilecek kuvvette duramadığımdan, kendimi aşağı çektiğimden ağır geliyor. Yani kabahat bende. Rabbim kimseye yük kaldıramayacağı yük yüklemez. Ahmet abi güzel bir soru. Deprem travması atlatmak için ne yapabiliriz diye. Biz ummalı bir şekilde RDT konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz danışanlarımıza. Yaşanmış travmalardan kurtulmanın en önemlisi RDT. Gül hocam da yazmış RDT alabilirsiniz diye. Aynen öyle. RDT hızlı bir çözüm olacaktır Allah'ın izniyle. Evet. Ayşe hocam ölmeden önce ölmek nasip olsun. Amin. Ne güzel. Allah'ın izniyle evet arkadaşlar bu da bir tabi bir nasip meselesi. Anlatmak istediğim mevzu şu. Başımıza gelecek, bugün de geldi, geçmişte de geldi, ileride de gelecekler. Biz tabii ki ders çıkartmamız gerekiyor. Bir sınava nasıl ki üniversitelerde bir dersi geçemeyince alttan alıyorsun ya. Biz mesela 99'da bu sınava tabi olduk. Ders alamamışız. Bak aynı dersi alttan alıyoruz. 44 bin canımızı kaybettik. Vebali hepimizin boynuna. Hiç kimse bunu dışarıda diye düşünemez. Eğer şimdi ders almazsak yine ileride başımıza bela olabilir. Ders almayı öğreneceğiz. Ama bunlar gelecek, bunlar geldi diye oturup ağlamak yerine insanoğlunun yapması gereken şey ders almak, toparlanmak, kayıpları için yapması gerekenleri yapmak. Hakkıyla defnetmek, onların adına güzel şeyler yapmak, kalanlara yardımcı olmak.
Değil mi? Şu an bu konularda girişimler olduğunu görüyoruz ve mutluluklar var. Aksilikler var mı? Var. Aksilikler olmaz mı? Aksilik mutlaka olur. Hep söylüyoruz. Ne zaman evdeki plan çarşıya olmuş? Zaten insanın sınavı bu. Anlık o an karşılaştığında. Yani arkadaşlar mesela bir yani gemisini limana götüren kaptandır lider ama yani günlük güneşlik havada her kaptan kaptandır. Önemli olan fırtınadan gemiyi çıkartmaktır ve sınav fırtına olunca olur. O anlık. Planlar hep bozulur. Aksilikler hep olur. Ama bizim aksilikler konusunda şikayet etme lüksümüz yok. Olmayacak çünkü anı yaşamaya öğreneceğiz. Hayat bir akış. Doğduk, zaman başladı. Anne karnında ruh frendi bizim için hatta zaman başladı. Bu dünyaya teşrif ettik. Şu an zaman ilerliyor. Tık 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 tık. Durduramıyoruz. Saati durdurabiliriz. Zaman durmuyor ama. Zaman akıyor, ilerliyor. Yaşlanıyoruz, yaş alıyoruz, ilerliyoruz. Koğuşar adımlarla bu hayatın sonuna doğru hep birlikte gidiyoruz. Yani bir nehrin içerisindeyiz, bir nehir akıyor, hep birlikte akıyoruz. Ayak diremenin, akışa ayak diremenin sadece zarar verdiğini anlamamız gerek. Nasıl ağlamayalım? Elde değil ki hocam. Ateş düştüğü yere göre. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Ağlamayın değil, ağlayınız. Ağlamak kötü bir şey değil ki. Ağlamayın demiyor. Ağlayacağız. Yani ağladık da yaşadığımız zaman. Buradan kalkmayı başarmamız gerek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Rabbim mutlaka atlatabilmemizi nasip edecek. Çünkü bu sınav bize geldiyse ülke olarak. Hatta deprem bölgesinde kardeşlerim. Allah-u Teala kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Buradan kalkılacak Allah'ın izniyle. İşte sebepler alemine sarılıyoruz. Sebeplere sarılacağız bu musibetlerden kurtulabilmek için. Hayatımızı daha iyi seviyeye getirmek zorundayız. Şimdi hani bir söz vardır. Ölen de ölünmez. Bu çok da doğru değildir. Bir parçamız ölür. Ama zaten her an unutmayın bir parçamız ölüyor. Her an hücremiz ölüyor. Bir parçamız ölür ölenlerin. Hep bir yanımız eksiktir. Sevdiğimiz birini kaybettikten sonra ömrümüzün geri kalanında hep bir yanımız eksiktir. Yani bunu unutmayın. Eksiklerimizi ahirette tamamlayacağız. Ahirette bütün olacağız. Bu ahirette buluşacağız. Bunu düşünmek zorundayız işte. Şu an eksildi yani. Bir parçamız önden gitti. Çünkü insanlık bir bütündür. Biz insanlığı tekil düşünüyoruz. Sadece ben diye düşünüyorum. O bencilce bir davranış. Aile bir bütündü. Aile birilerinden biri gitti. Ertesi gün. Yani buradaki puzzle parçalanıyor. Ahirette birleşiyor. İnşallah hep beraber cennette buluştursun Rabbim. Duamız mı? Amelimiz böyle olmalı. Bir parçamız gitti. Sesimin çok az gelmesinin sebebini bilmiyorum. Şöyle yapsam acaba belki fark eder mi? Elim bu arada özür. Şu an ses nasıl acaba? Yani yazarsanız arkadaşlar ses az olanlar yazdı ama altı tıkandığı için telefonu bilmiyorum. Yani cennette buluşacağımızı bilmezsek eğer burada zorlanıyoruz. İşte sevgili arkadaşlar akış olduğunu unutmayacağız tamam mı? Anlarda takılı kalmayacağız. Anlarda takılı kalmamıza sebep olan fazla anlam yüklediğimiz. Şöyle düşünün şimdi bakın. Deprem anına dönelim. Yaşamadım depremi. Yaşayan kardeşlerimiz mutlak bilir. Yani hatlaşmaktan korkuyorum. İnsan yaşamadığını anlatırken zorlanır. Tezahür ediyoruz şimdi hep birlikte tamam mı? Hep birlikte tezahür edelim. Depremde kaldığımızı düşünelim şimdi. Bunu deprem anında yaşayanlar çok iyi biliyorlardır. Ne yaparız? Şeyin altındayız. Ne yaparız? İlk yapmaya çalıştığımız şey hayatta kalmaya çalışmak olmalı. Doğru mu? Bakın deprem, binalar yıkıldı oradayım. Hayatta kalmak için dışarı kaçmaya ya da kendim hayatta kalmaya çalışıyorum. Kaldım hayatta. İkinci yapacağım ne olur? Sevdiklerimi acaba hayatta mı diye onları anlamaya çalışıyorum. Yani dikkat etmem gerek. Onları kurtarmaya çalışırım. Sonra kendime yeni bir hayat kurmaya çalışırım. Ev, bark değil mi? O süreci, o stresi bir an önce atlatıp kendime yeni... Doğrusu da budur, doğru mu? Böyle olmalı. Şimdi hep beraber bunu yapmak zorundayız. Hep birlikte o depremin altında kaldık. Şimdi çıkacağız, yeni hayat kuracağız. O zorluk, o kardeşlerimizi, kardeşlerimiz bakın. Kelime kardeş. Biz kardeşiz. İnsanlar kardeş. Müminler kardeş. Müslümanlar kardeştir. Bir kardeşimiz, hani Mevlana'nın dediği gibi, Şems bana dedi ki diyor, hani yeryüzünde üşüyen bir insan varken sen de ısınamazsın. Ben artık ısınamıyorum diyor ya Mevlana. Isınamayız. Çünkü böyle kalbi bağlarımız var bizim. Kardeşlerimiz yani biz çok yani tasvir edilmesi mümkün olmayan bir duygu. İşte Allah'ın izniyle buna böyle sahip çıkacağız.
Hep birlikte bu duygularımızla, kardeşliğimizle kalmak zorundayız şu anda. El uzatacağız, elimizden geleni yapacağız, dua edeceğiz. Ama ayağa kalkma, hayatı devam ettirmeye zorundayız hep birlikte. Oturup ağlamak yok çünkü geldi akışta bir şey ama akıyor hala hayat, devam ediyor, her an değerli. Her an o karşımıza gelen musibetlerde verdiğimiz tepkiler çok önemli. Ne tepki verdiğimiz, sorumlu olacağımız şey bu. Başımıza bir musibetin gelmesine engel olamıyoruz ki. İnsanoğlu inanılmaz bir sınav içerisinde. İnanılmaz bir sınav içerisinde. İnsanlar ve cinlere nefs denilen bir şey diyeyim de tasvir etmek çok zor. Nefs verilmiş bize. Nefs. Nefsimiz var hepimizin. Sınav gereği. Ama nefsin sonunda bakınız hayvanat, nebatat bunlar için cennet cehennem yok. Toprak olmak var. Ahiret yok. Ahirette cennet ve cehennem hususu bu dünyada sınava girenler için. Sınava girmeyen için bir ödül yok. Ceza da yok. Bu dünyada. Biz bu sınava girmeyi seçmedik. Bu dünyada bir sınavdayız ama. Şu an girdik sınava. Kaçınılması yok. Yapman gereken de sınavı kazanmaya çalışmak. Yani ben niye sınava girdim? Sınava girmek istemedim. Sınavdasın artık. Yani şu saatten sonra bu Rabbimizin takdiri. Hayvan olmayı ister miydik? Bak onlar sınavda değil. Bitki, ot, ağaç olmayı ister miydik? Dağ, taş, kaya olmayı ister miydik? İstemezdik değil mi insan olunca? Meleklerden üstün olma şerefine nail olabilecek bir insan olmayı istemezdik. O zaman şu an sınavdan şikayet etmemizin de bir anlamı yok. Bütün odağımızla sınavı kazanmaya odaklanacağız. Bu kadar. Sınavı kazanmaya çalışacağız. Başka da bir şey yapmamıza gerek var mı? Allah'a izniyle oturalım. De bakalım ya ben bu sınavı nasıl kazanırım diye. İşte bu yüzden birbirimize de bunu destek olacağız. Güzel bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle. Sınavı geçmenin en kolay yolu ne biliyor musunuz? Bu dünyaya geldik ya. Bu dünyada sınavı geçmenin en kolay yolu. Öğrendiklerimizi anlatıyoruz. En kolay yol. Şimdi bu sınavı kazanmak imanla ölmek demek. Rabbimiz diyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi kamil manada sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamazsınız. Yani birbirini hakikaten Allah için sevmek sınavı geçmenin en kolay yolu. Birbirimizi Allah için sevmek. Hadi bakalım şimdi bir soralım. Birbirimizi gerçekten Allah için seviyor muyuz? Birbirimi sevdiğimi söylüyorum. Aa seviyorum Allah için herkesi çok seviyorum. Yunus ne güzel söylemiş. Yaradılanı seveceğim yaradandan ötürü. Eyvallah. Sözde mi bu özde mi? Hadi. Ağzından çıkan her bir kelime sınanır. Ağzından çıktığın, beyan ettiğin her bir kelimeyi ispatlaman istenir. Doğru mu? Ağzından çıktı Allah için seviyorum. Mutlaka sınanacak. Peki nasıl sınanacak? Allah için sevdiğin birisi hakkında şikayet eder misin? Birini Allah için seviyorsan onun bazı şeylerinde katlanırsın. Katlanamıyorsan demek ki bir sorun var. Katlanmak ne demek? Yani acımı çekip batmaması lazım. Mesela şöyledir değil mi? Birini çok seversen aşık olursun. Aşık olduğunuz mu bilmiyorum. İnşallah olmuşsunuzdur ya da olun. Rabbim nasıl güzel bir duygu ya. Hakikaten duyguların özü. Rabbim bize cüz'i aşkı da veriyor ki ilahi aşkı bulabilelim diye. Çok güçlü bir duygu. Şimdi aşık olduğunda kusurlar batmaz değil mi gözüne? Ama birine gıcık ol, kaşın üstünde gözü var dersin her şey batar. Şimdi birine diyorsun ki ben seni Allah için seviyorum. Kusurları gözüme batıyorsa gerçekten mi? Allah için mi seviyorum acaba? Yoksa çıkarlarım için mi seviyorum? Çıkarlarım bitince batmaya mı başladı bazı şeyler gözüme? Kendimize soralım. Birbirimize bu konuda başkasıyla bakma değil. Bazen en büyük sorunlardan bir tanesi de şu. Bir şey anlatıyoruz. Mesajı kendimize değil başkalarına alıyoruz. Ya hocam işte bak senin dediklerine katılıyorum. Bak bunun aynısını bu adama söylüyorum. Ya da bu kadına söylüyorum. Anneme söylüyorum. Eşime söylüyorum. Hiç anlamıyor beni. Ya onun anlamasını bırak. Sen dinliyorsun. Demek ki mesaj sana. Eğer onların olan çözmekli sorumluluğu olsaydı onlar dinlerdi bunu. Ben şimdi kendime konuşuyorum. Başkasına konuşsam ne? Konuşmasam ne? Kendime konuştuğum için zaten belki de bir yerlere gider ulaşır hakkaniyetle. Onu hissetmeye çalışırız çünkü. Katil ya da hırsız ya da dilenci aç gözlüğü nasıl seveyim? Kendime haksızlık yaparım. Sevmeyin. Bakın her şey müstahakınadır. Lakin şöyle düşünmek gerek. Bir adam hırsızlık yapmış. Ama o adam insan. Düşmüş o zavallı bir insan. Bak şöyle düşün. Bir insan katil olmuş. Ona acınır ya.
Ahireti bitmiş. Bütün insanlığı öldürmek gibi. Onun hesabını nasıl verecek? Düşünebiliyor musunuz ya, katil olan birisi yarın ahirette nasıl hesap verecek? Yani onun cezasını düşünebiliyor musun? Şimdi sen yanacağını biliyorsun o adamın, onun vebalini biliyorsun. Belki dünyada başladı, içinde acı başladı. Asla geri döndüremeyecek bir şey. Bir pişmanlık duygusu var. Ben nasıl yaptım bunu diye için için yanıyor. Dünyada mı yanmaya başlamış? İçi yanıyor. Ceza tabii çeksin. Ahirette de yanacak. Bu adam acınır ya. Doğru mu? Acınır yani. O acınası bir şeydir. Yani kanadı kırılmış bir hayvana alıp ona iyileştirmeye çalışırsın yeri geldiğinde. Bir kardeşinin ayağı düşmüş bir yeri yarım, onu iyileştirmeye çalışırsın değil mi? Bu da öyle. Maddi yaralanmamış ama manevi olarak göçmüş. Çok kötü halde. İnsan değil. Yaptığı eylemi asla kabul edemeyiz. Hırsızlık asla kabul edemeyiz. Günahı kabul edemeyiz. Ama günahkar, o düşmüş zavallı, yanmaya başlamış. Ona acırız. Ona dua ederiz. İnşallah Rabbim affetsin. Niye? Biz de olabilirdik orada. Bir gün bir sokakta düşmüş şarapçı birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri ile karşı karşıya geliyorlar. Şarapçı bir an diyor ki, ya Abdülkadir, Allah kadir midir diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri kadirdir. İkinci kez bir daha soruyor. Allah kadir midir? Biraz duraksıyor. Kadirdir diyor. Emin bir şekilde. Üçüncü kez yine soruyor. Allah kadir midir? Abdülkadir Geylani Hazretleri hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Kadirdir, kadirdir diyor. Ashab, yanındakiler anlayamıyorlar, öğrencileri, talebeleri. Nedir bunun hikmeti? Hani ne konuştunuz aranızda? İlkinde sordu bana, Allah kadir midir? Allah her şeye gücü yeter. Kadirdir. İsterse ol der olur. Doğru. İkinci kez sordu diyor. Allah diyor beni senin yerine, bakın Abdülkadir Geylani evli Allah'ın büyüğü, bir de şarapçı, beni diyor senin yerine koymaya kadir midir? Kadirdir. İkinci kez sordu diyor. Seni benim yerime koymaya kadir midir? Kadir deyip ağlamaya başladımdır. Kadirdir çünkü. Kadirdir. Bugüne kadar yaptıklarımız, bakınız arkadaşlar bunu unutmayınız. Ne olur. Günahkar kınamayalım. Nedenini anladınız diye düşünüyorum. Kınamayalım. Günaha eleştirelim, günaha engel olmaya çalışalım ama günahkar aslında zavallı yani. Hangimiz münezzehiz o çamura düşmekten? Hangimiz kendimizi kurtarmışız? Gıybet de böyle bir şey biliyor musunuz? Konu konuya açıyor. Hakkınızı helal edin. Bir insan başka bir insanın kusurunu konuşuyorsa şunu düşünüyordur kendi içinden. Bu kusur bende yok. Kibre bak. Düşünebiliyor musun? Kendini kurtulmuş halde diyordur. Kendini kurtulmuş halde eden insan, kibir sahibi insan, şeytanın elinde oyuncak olur. İşte gıybet insanı buraya götürüyor. O yüzden haram olsa gerek. Rabbim bilir doğruluğunu. İnsanın onurunu da etkilediği için. Şimdi bakın Türkiye'nin yarası var, anlıyorum sizi. Güzel bir konu açılıyor, yapıyoruz. İnsanlara, bu kadar acı yaşayanlara da Allah beterini yaşasınlar diye beddua ediyorum. Beddua etmemenizi tavsiye ederim. Neden biliyor musunuz? Zaten yaşayacaklar. Allah bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne acılar çektirdiler de beddua etmedi. Ben rahmet peygamberim dedi. Biz de onun ümmetiyiz. Ha, yaptıklarını asla kabul etmiyoruz. Hapis hapis cezası çekecekler. Mesela birisi, ben bu konularda hiç şey olmaması gerektiğini düşünüyorum. Birisi mesela masum insanları öldürdüyse o kişi idam edilmeli. Bak, net. Çünkü başkası kalpleri yumuşatmaz abi. Benim yakınımı zulmen, zalimen öldürmüş birisinin hapiste yiyip içiyor yatması benim kalbimi soğutmaz. Kısas burada önemli bence yani. İdam cezası olma, ben kendi inandığımı söylüyorum. Elbette herkes eleştirebilir bunu. Farklı yaklaşabilir. İnandığımı söylüyorum. Bu kadar insan acı çektirenler zaten çekecekler. Yani onların, Allah biliyor çünkü. Allah biliyor. Değil mi? Onların, Allah'ın bilmeme ihtimali var mı yaptıklarını? Zerre misker iyiliğinde, zerre misker kötülüğünde karşını göreceksin diyor. Ya, böyle yaşamamız lazım bizim. Ama o insanların şimdi yarın bakın ahirette göreceğimiz manzara bilmiyoruz. Anlatılan rivayetlerden tefekkür ediyoruz. Yarın ahirette hepimiz buluşacağız. Onların halini göreceğiz, temaşa edeceğiz. Ahiret günü göreceğiz onları. Görmemiz gerekenleri, bizim canımıza yakınları. Mesela bu depremde ölümlere şey yapan insanların, bu ülkedeki herkesin, hatta dünyadaki herkesin, onların ahirette, çünkü hak geçiyor ya, biliyoruz, şahit olduk, bizim de canımız alındı. Onların o acı çektiklerini göreceğiz. Bizim kalbimiz, bakın
Ben bundan şüphe duymuyorum. Rabbimin adaleti sonsuzdur çünkü. Bugün bu ülkede, bu ülkeye bu acıyı yaşatan insanların, kendi sorumsuzlukları sebebiyle yaşatan insanların her birinin çektikleri acı, bu buna gören ve canı yacan insanların kalbi mutmain olana kadar onu göreceğimizden şüphe duymuyorum ben. Çünkü Allah-u Teala öyle diyor. Değil mi? Bütün herkes mutmain olacak. Ceza alanda, görende herkes hakkını alacak. Hakkın var, canın yanında senin de. Belki orada yakınını kaybetmesen bile bütün ülke olarak bu acı yaşadık. Herkes görecek bence o buna vesile olanları. Bunu bilince bak kalbimiz soğuyor. Kesin göreceğiz. Niye? Gerçek adil adalet Allah'ın adaletidir. Böyle düşününce bakın rahat oluyoruz değil mi? Akıp gidiyor. Yine görüşeceğiz. Ne zaman? Ahirette. Şu an önden gidenler, arkadan gelenler. Tek sorun bu. Hayat akıp gidiyor. Ölüme doğru koşar adım gidiyoruz. Rabbim cümlemize hayırlı ölümler versin inşallah. Sevgili arkadaşlar, bu söylediklerimi yapabilmek kolay değil. Şimdi konuşuyorum ben. Ha, konuşması kolay. Hakikaten konuşması kolay. Yapabiliyor musun? Yapma gayretine giriyoruz inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Zor bir şey bu. Ama bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmaya çalışmak zorundayız. Bunun için gayret etmek zorundayız. Şimdi biraz müsaadenizle bu nasıl yapılabilir'i konuşalım. Yani nasıl bu akışı, yani hayat akışını nasıl olması gerektiği gibi okuyabiliriz, nasıl görebiliriz, nasıl kendimizi o kıvamda tutabiliriz? Biraz bundan konuşalım. İşte biz bu kavrama denge diyoruz. Dengede olmak dediğimiz mevzu bu. İnsanoğlu dengede olduğunda, bulunması gereken konumda olduğunda bakışı şeydir, görür her şeyi. Dengede olamadığında düşmüş, etmiş birisi gözünün önünde sorunlar büyür, canı daha çok acır, yani akışı göremez. Dengede olmak zorundayız. Dengeye baktığınız zaman hep anlattığımız bir mevzu. Demolarda da çok anlatıyoruz. 21 günlük yaptığımız nefes çalışmalarında bunu sürekli anlatıyoruz. Dengede kalmak, dengede kalmayı öğrenmemiz gerekiyor diye. Böyle isimlendirdik biz bunu. İşte buna kemalat yolculuğu da diyebilirsin kimisi için. Uzak doğuda herkes bakın bunun hani dinle de bir alakası yok. Bütün insanlık için elzem bir şey bu, tamam mı? İmanla dengede kalıyorsan ahirette de kurtulursun. İmansız dengede kalıyorsan sadece bu dünyada güzel şeyler yaşayabilirsin. Ahirette olmaz. İnancımız böyle. Ama mesela uzak doğuda buna nirvana diyorlar. İsimlerinin önemi yok. Bu denge kavramı, işte kemalat yolculuğu, insanı tamamlamak. Bunu nasıl tamamlayacağız? Güzel bir şey yazmış arkadaşımız. Allah'a havale etmek de bedduadır. Evet. Seni Allah'a havale ediyorum deyince içimizden şöyle bir duygu, hemen cezası gelsin diye. Ceza verecek olan en doğru zaman en önce tevekkül edip bırakıyoruz yani. Allah ıslah etsin diye dua etmek daha iyidir. Allah selamet versin, Allah ıslah etsin. Rabbim affetsin cümlemizi. Yani inşallah. İnsanlığın affolmasını isteriz arkadaşlar. Çünkü ahirette tanıdığımız, bildiğimiz insanların biz de orada olmaktan Allah'a sığınırız. Kurtulmuş değiliz. O cehennem ateşinde yanıp kavrulduğunu, o mahşer gününde acı çektiğini görmek bile çok büyük bir acıdır. Yani bugünkü gibi düşün. Görmek istemeyiz inşallah. Yani Rabbim insanlığı cümlemizi bağışlasın, affetsin. Gerçek hayat, ahirette burada bir şey yok. Buradakilerin hepsi gelip geçici. Her şey geçecek. Bu da geçer yahu diyeceğiz. Şimdi denge kavramına geri döneyim. Bu dengeyi nasıl yakalayacağız? Önce insan olduğumuzu anlayacağız. İnsanım ben. İnsan eşref-i mahlukat. Yaratılmışların en şeylisi. Dilenciye para vermeli miyim? Ne güzel bir soru. Ben biri para istiyorsa, onun ihtiyacı olduğuna sahip olduysam çok vermeye, ihtiyacı olduğuna inanmıyorsam az da olsa bir şey vermeye çalışıyorum. Hayır demekten korkuyorum çünkü. İhtiyaç sahibine hayır demekten korkuyorum. İhtiyaç sahibi olmadığından şüphe ediyorsam az veriyorum. İşte 25 kuruş ver, ver. Bak, umarım anlatabilmişim ne demek istediğimi. Az vermeye çalışıyorum. Varsa da ama hani dilenci bu. Ya ben de dilenciliğe düşebilirim Allah muhafaza. Bilmiyoruz yani onu. Gerçekten ihtiyaç sahibi olur olmaz. Yani onu kontrol etme şansım yok. Evet, dilencilerin birçoğunluğu maalesef şey. Bu zabıtalar görevini yapar, alır götürür. Neyse onu çözer inşallah. Yani umarım anlatabilmişimdir demek istediğim. Şimdi gelelim insan olmak. İnsan eşref-i mahlukat. Yaratılmışların en şereflisi. Bunu bileceğim. Ben eğer kendimin böyle bir şey olduğunu bilmiyorsam zaten dengeden söz edilemez. Bakın, yaratılmışların en şereflisi, eşref-i mahlukat, insanoğlu, Ademoğlu, meleklere secde emri verilmiş Adem Aleyhisselam'ımıza, babamıza, ilk insana. Demek ki bir özel yerimiz var. Bunu bir bil. Niye? Bakınız arkadaşlar, şimdi bir mizansen yapalım kafamızda. Kim zulmeder? Zulmeden insan kendinin şerefli olduğunu bilmiyordur. Çünkü öfkesini kontrol edemez, korkusu. İnsanı öfkelendiren şey kendinin aşağıda görmektir,
korkularıdır. İnsan kendinin yaratılmışların en şerefsiz olduğunu bildiğinde duruşu bir düşün sen. Çok şerefli, haysiyetli, onurlu bir insansın. Nasıl yaparsın? Duruşun, yürüyüşün değişir. Doğru mu? Farkına varmaya başlarsın bazı şeyleri. Halifetullah makamında olduğunu anlarsın. Yaratılmışlara yaratılan gözüyle görmeye çalışabilirsin. Ama öyle görmüyorsan, öyle hissetmiyorsan, kendini yaratılmışların en şerefsiz görmüyorsan, aa bu dünyaya geldik, vay benim başıma gelenler, ben ne bahtsız adamım, ne şans. Arkadaşlar, bahtsızlık ya da şans yok. Şans diye bir şey yok. Şans ya da şanssızlık diye bir şey yok. Olamaz. Niye? Tesadüf de yok. Tevafuktur. Allah-u Teala'nın izni iradesi olmadan bir kuru yaprak yere düşmüyor. Buna iman ediyorsak ne şanstan söz edebiliriz? Onun için böyle falmış, şanslı, şanslı bunlardan kesinlikle uzak duracağız. Sadece zarar. İnsanın şerefini aşağı çeken bir şeydir. Şansa itibar etmek. Ama başıma bir şanssızlık geldi. Şanssızlık gelmedi. Başına olması gereken geldi. Allah ne yazdıysa oluyor. Bir şey varsa olmuştur. Frekans var. Elbette frekans var. Sebepler alemindeyiz. Frekansı yükseltme çabasında olacağız daima. Frekansımızı düşüren şeylerden uzak olacağız. Ama bir şey geldi, düştü frekans. Yeniden nasıl kaldırabiliriz derdinde olacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, tip 1 diyabet için. Tip 1 diyabet zordur. Bu soruyu da gördüm. Arkadaşlar, RDT ile alakalı ya da hastalıklarla alakalı sorular soruyorsunuz. RDT bilinen en iyi travma temizleme tekniğidir. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Kitabı alıp okuyabilirsiniz. Kitabınızın gelirleri de nefes olup aklımıza kalıyor. RDT kitabı KDY yayıncılıktan, internetten sipariş edebiliyor. Uzun uzun anlatmaya çalıştık. YouTube kanalımız Bilal Can Türk. Takip eder, paylaşırsanız seviniriz. Orada da RDT ile alakalı birçok anlatmaya çalıştık. Bilinen en iyi travma temizleme. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Birçok yöntemle çalışmış birisiyim. Bugün öğrenci arkadaşlarım ne demek istediğini çok iyi anlıyorlardır. Ama RDT ile bir seansta her şeyi çözmeye beklemeyiz. Bazı bu travmalarla alakalıdır. Ama Allah'ın izniyle çözüme ulaşır. Yani şifa ulaşana kadar gayret edin inşallah. Allah'ın izniyle. Bunu da cevap vermem gerekiyor. Çok sorular görüyorum. Gözüme batıyor arada çünkü. Bütün soruları okuyamıyorum. Aklınıza edin. Bazen akıp geçiyor. Şu an 4 ekran var karşımda. 4 ekran tamamını okuyup cevaplar vermem kolay değil. Hasılı kelam değerli arkadaşlar. Gayretle derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu insanın eşref-i mahlukat olduğunu anlamak, kendini dengeye yakalayabilmesi için, çünkü layık olduğu yer orası olduğunu bilirsen sen oraya doğru yol alırsın. Kendinin şerefli bir yaratık olmadığını düşünüyorsan zaten denge menge hepsi hak getirir. O zaman çıkar devreye girer. İnsan çıkarlarıyla uğraşmaya başlar, tamam mı? Çıkarlarının peşinden koşmaya başlar. Dünyalık peşinden koşmaya başlar. Çünkü tek sahibi olduğu odur. Şeref, onur, haysiyet gibi değerler, ahlak gibi değerler onun için bir şey ifade etmemeye başlar. Peki, insan olduğumu anladım ben. Burada yol almak istiyorum. O zaman insanı tanımamız lazım. İlim ilim bilmektir, ilim kendinden bilmektir. Sen kendinden bilmezsen ya nice okumaktır. İnsanı tanıyalım, hadi. İnsanı nasıl tanıyacağız? Kendimi nasıl tanıyacağım? Benim bir ihtiyaçlarım var, anlamam gereken şeyler bu. İhtiyaçlarım var. Rabbim öyle yaratmış. Yemeden, içmeden yaşayamıyorum. Yemeğe ihtiyacım var, içmeye ihtiyacım var, korunma ihtiyacım var. Ve baktığımda zirveye geldiğimde çıktığımda ait olmaya ihtiyacım var. Benim bu ihtiyaçlarımı da Rabbim karşılayacağını taahhüt ediyor. Rızk garanti. Rızk sadece para değildir. Bugün herkes rızka paradan bahsediyor. Rızk garanti altında. Yani Rabbim diyor ki ben seni yarattım ama başıboş bırakmadım. İhtiyaçlarını ben karşılayacağım. Rızk diyor garanti. Yeme ihtiyacım mutlaka. Aç kalmayız. Açlıktan kimse ölmez. Rızk bitmişse de ölürüz zaten. Yani bu dünyada yazılı rızkımız bitmişse de ölüm gelir demektir. Asıl kelam. Şimdi ihtiyaçlarımı anlıyorum ve bu ihtiyaçlarımı nasıl karşılayacağım konusunda da Rabbim bana yollar çizmiş, karşılayacağını gösteriyor. Ve bunun doğru yollarını ve yanlış yollarını da anlatmış. Budur aslında yalaya bakış açımız. İhtiyaçlarımı doğru yoldan karşılamaya çalışacağım. Bir de başka insanların ihtiyaçlarına göz dikmeyeceğim. Başka insanların ihtiyaçlarını yani kul hakkına girmeyeceğim. Nasıl? Kul hakkına girme konusunda bir miktar konuşmak gerekir. Ya da iyi insan olmak diyelim. Başka insanların hakkına girmemek, başka insanın hakkını gasp etmemek. Ben çok insan gördüm. Şöyle diyen. Ben hiç kimsenin hakkına girmiyorum. Çok özen gösteririm bu konuya deyip de bol bol başkaları hakkında gıybete girmek. Hani girmiyordun? Hani? Gıybet nedir? Başkanın hakkına girmektir. Kul hakkı açığa çıkar. Doğru mu? Safra'da çok şey var.
Aydan Hanım, safradaki çamurda da çok güzel şifalar oldu. Polipte de bunlardan şifalanan reddetele çok oldu. Hemen reddet alın. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Allah'ın izniyle inşallah şifa olsun. Şifa veren Allah. Biz elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Ama bugüne kadar bu konularda şifalanan çok kişi olduğu için rahatlıkla diyorum, reddet alın. Kaybedecek hiçbir şey yok. Hocam, klinik psikologlarda RDT'yi kullanıyor mu? RDT'yi geliştirmek bize nasip oldu. Aramızda psikolog, RDT'yi kullananlar var. RDT'yi hiç bilmeyen de bir sürü psikolog var. Yani talep edene biz bu işi öğretmeye gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Yani bu bir şey değil. Bize nasip oldu. Bugün yüzlerce RDT uzmanımız var. Doktorlarımız var, RDT uzmanları arasında psikologlarımız var, psikiyatrımız var. Yani her meslek grubundan birçok arkadaşımız da var. İşinin ehli, çok iyi yapıyorlar. Hep beraber gayret ediyoruz. Ama bütün klinik psikologlar bilmiyor çoğu zaten RDT'yi. İnşallah öğrenirler. Allah'ın izniyle inşallah herkese gayretle, bize de yani herkesin şifasına vesile kılsın Rabbim de, gayret edelim bu konuda da inşallah. Bu da büyük nimet çünkü. Şimdi şurada kaldım, hatırlıyorsanız deminden beri konuşuyorum. Kul hakkına girmemekten bahsettim. Girmeyeceğiz. Kul hakkına girmenin ne olduğunu bile bilmiyor şu anda. Kendimizi tanıyoruz ya, tanımamız lazım önce. Gıybetin kul hakkı olduğunu bilmeyen bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Ben doğruyu söylüyorum diyor. Yahu doğruyu söyleyince zaten onun adı gıybet. Söylediğin şey doğru değilse onun adı iftira. Varislerde kurtuluş olur mu hocam? Varisten de çok kurtulan oldu. Tek seansta varisten kurtulan danışanım da var bizatihi. Birkaç seans uğraştığımız da var. Oldu Allah'ın izniyle. Bütün hastalıklar şifalanabileceğine inanıyorum ben. Yani bu çok soruluyor, cevap veriyorum. Bütün hastalıkların şifa olabileceğine inanıyorum. Şimdi ilerleyen haftalarda bir RDT programı yapacağız arkadaşlar. RDT deneyimlerimizi de paylaşacağız canlı yayında inşallah, canlı canlı. Birçok sonucumuz var. Hani bazıları ilham olur inşallah. Bütün eğitim sistemimiz hakkında asistanlardan yardım alabilirsiniz. Sizi buraya davet eden arkadaşlarımız şu an işte canlı yayın istediğiniz Instagram kanalına DM'den ulaşırsanız karşınıza mutlaka bir asistan arkadaşım çıkacaktır. Asistan arkadaşım size gerekli bilgiyi verir, yardım verir inşallah. Her şey düzelebilir. Öyle zaten psikoloji düzelir mi, yaşama hevesi gelir mi? Yaşama hevesinin kırılmasına sebep olan hayal kırıklıkları vardır. Yalnızlık, çaresizlik duyguları vardır. Bunlar şifalanınca insana o sevinç gelir. Aura çalışması yapılır. Olur. Niye olmasın yani? Yani tekrar ediyorum, her türlü hastalık çalışılabilir arkadaşlar. Her türlü hastalık. İnşallah Rabbim tez zamanda şifa nasip etsin. Biz bütün travmaları temizlemeye odaklıyız. Bir hastalığa sebep olan bütün travmalar temizlenince hastalık niye var olsun? Var olacak hiçbir şey kalmamış oluyor çünkü. Çok ve çok hızlıca geliyor şifalar. Yeter ki bütün travmalar temizlensin. Bütün travmanızı temizlemek bazen bir seansta yeterli olmayabilir doğal olarak. Yeterince çalışılınca Allah'ın izniyle hepsi de çözülür. Şimdi artık yavaş yavaş da inşallah toparlayalım yayınımızı değerli arkadaşlar. Rabbim herkese, şifa bekleyen herkese şifasını versin. Tamam mı? Bu konuda duamızı da eksik etmeyelim birbirimize inşallah. Sevgili kardeşler, ez cümle dengede kalmaktan bahsettik. Hani uzun uzun konulardan bahsettik. En nihayetinde gelmiştik şuraya. Dedik ki kendimi tanımam lazım. Kendimi tanımamak için de dedik ki ben eşref-i mahlukatım, bunu bilmeliyim. Fakat bu dünyada sınavda olduğumu bilmeliyim. Bu dünyaya sınav esnasında benim en büyük sınavım aslında nefsimle mücadele. Çünkü nefis bu dünyada olmak için önemli. Hep yemeği, içmeyi, zevki, sefayı emreder nefis. Hep dünyalık şeyleri emreder. Ruhumsa ahirete namzettir. O da ruhun da gıdalarını vermek lazım. İşte ben burada nefsime de ihtiyacım var. Çünkü nefis olmasa dünyada yaşayamam. Yemek istemem, açlıktan ölürüz yani. Sırf ruh olsa yemeği neyleyim adında. O manevi hazlar bambaşka bir şey. Ama ruhu da bırakınca bu sefer nefis hakim olunca ahirete bir şey götüremiyoruz. O zaman bu dengeyi bakın. Burada da bir denge var. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için bu dengeyi koruyacağız. Nefsimizi tanımamız gerekiyor o yüzden. Neyi ben nefsim için istiyorum? Mantığın, nefsimin her dediğini yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? Yani bunu anlamak zorundayız. Nefsimin her dediğini yapıp yapmadığını anlamak, her canım istediğini yapıyorsam ben sadece nefsimin esiriyimdir. Dünyada başarılı insanların ortak özelliği hazzı ertelemeleridir. Yani canı bir şey ister istemez onu yapmaya koşmak yerine yapması gerekeni yapmak, işini yapmak, hazzı ertelemek, sonra da daha büyük hazlara nail olmak başarılı insanların ortak özelliğidir arkadaşlar. Evet, ben de bunu çok merak ediyorum. Bağımlı olduğumuz birini bırakma konusunda reddete yardımcı olur mu demiş. Olur, bu konuda da çalıştık. Şimdi bağımlılık derken şöyle olur. Onun da kolları var. Yeterli sevgi hissedememişsek,
bir boşluk anında o boşluğumuzu birisi doldurmuşsa onu çok fena kodlamışızdır. Ona bağımlılık hissedebiliriz. O kodlarda çalışılabilir. Eğer o kişi zarar veriyorsa da çalışılmalı zaten. Bunlar mümkün arkadaşlar. Bu Reddit gibi bu tarz eğitimleri almak için de aslanlarımız yardımcı olurlar. Nefes atölyesimiz başlayacak yakında. Nefes koşu programı. Nefes koşu programından Reddit uzmanlığı eğitimi alıyoruz. Orada insanı tanıyacağız. Sonra çözümleri Reddit uzmanında geliştireceğiz. O bir dönüşüm çünkü. Yani bizim eğitimlerimiz arkadaşlar bahsedelim. Alışık olduğumuz eğitimler gibi değil. Ezber bozuyoruz ya. Değil. Olmasın da zaten ya. Alışık olduğumuz eğitimler gibi olmasın. Niye? Arkadaşlar herkesin evi şeyi şu an sertifika dolu. Bugün sosyal medyada internete giriyorsun, sertifika alıyorsun. Oo gırla yani ucuz, pahalı neyse. Sertifikalar duvarları süslüyor. Bize yıllarca geldiler nefes koşuyum ben diye. Nefes almayı bilmiyor. Anlatmayı biliyor da almayı bilmiyor. Ne kıymeti var? Yani hep örneği veriyorum. Bizatihi yaşadığım bir şey birçok defa çünkü. Yani mesele sertifika değil. Bizim eğitimlerimiz bitmez. Eğitime başlar kaydolursunuz, girersiniz eğitime. Ama o eğitim bitmez. Niye bitmez? Sertifikanızı da alsanız devam edersiniz. Çünkü güncellemeler gelir. Bütün Reddit uzmanımız da böyle, nefes koşuğumuz da böyle. Evet, uluslararası geçerli bir sertifika veriyoruz. Ama eğitimlerimiz bizatihi sürekli devam ediyor. Mesela 21 günlük çalışmalarımıza nefes koçlarımız ücretsiz sürekli devam ediyorlar. Niye? Orada çünkü sürekli kendimizi güncelliyoruz. Hiçbir şey olmasa kendimiz nefes çalışmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi artık şeyler. Sevgili arkadaşlar, artı değerler. Bunlara da özen göstereceğiz inşallah. Bitmiyor. Bizim eğitimlerimiz biraz ezberleri bozar. Ama eğitimde giriş şartlarımız da var. Mesela 21 gün boyunca yaptığımız nefes çalışmalarımız var. Yeni başladık şimdi. Allah nasip ederse bir sonraki Ramazan'da olacak. O günlere çıkarsak Rabbim cümlemizi Ramazan'a ve hakikaten bayrama kavuştursun. Amin. Bu süreç içerisinde 20 gün herkese açık yaptığımız bir çalışma. Oraya herkes katılabiliyor. Çok komik bir rakama arkadaşlar. Söylemekte bir mahsur yok. Bazen de böyle oluyor, tamam mı? Mesela 3 sene önce bir video çekmişiz. Bir rakam söylemişiz. Şimdi 3 sene sonra video üzerine bu rakamdı diyor. Bunu da bilin. Şu an canlı canlı konuşuyoruz. 2000, şu an 300 lira. Yani 3 sene önce de 250 liraydı. Yani bizim bir zam yapma derdimiz yok. Sonuçta vergiler falandan dolayı fark oluşuyor. Yaşam şartları o kadar derdimiz yok ama bu kadar komik rakama herkes açık. Ama nefes otelimiz uluslararası bir program. Hakikaten dünyanın her yerinde geçerli bir sertifika programı, bir nefes koçu, yaşam koçu yetiştirmek istiyoruz. O yüzden de buna gayret ediyoruz bu çalışmalarda. O bu bitmeyen eğitim. Reddit uzmanlığı eğitimine de buradan alıyoruz. Yani bunu söylemem lazım arkadaşlar. Reddit uzmanlığı eğitimi içinde nefes atölyesinin içerisinden. Niye? Çünkü nefes koçu yetişmiş, yaşam koçu olmuş bir insanı tanımayı öğrenmiştir. Siz o kişi Reddit uzmanlığı yetiştirmek çok kolaydır. Yoksa doğru temeller üzerine oturmamış bir inşaat yapamazsınız. İşte görün depremde. Temeli doğru atmadığınız zaman bina ayakta durmuyor. Eğitim de öyledir. İnsanın eğitimi de öyledir. İnsan doğru temellerde yetişmezse zaman alın insanın eğitimi. Üzerinize koyduğunuz eğitim bir şey ifade etmez. Yani umarım anlatabilmişimdir. İnşallah bu konularda detaylı bilgi alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu geceki amacımız hayatın akış olduğunu anlamak, anlatabilmek de bir nebze olsun. Hayat akıp gidiyor. Akış ayak diremek değildir amaç. Olan olur. Olan olmuştur. Olmuşu engelleyemezsiniz. Olmuşla ölmüşü yapacak hiçbir şey yoktur. Olmuşla ölmüşü yapılması gerekenleri yaparak yaşamaya devam etmek. Bizim de akışta olduğumuzun farkında olmak gerekiyor. Hayat akıp gidiyor. Akışa ayak diremeyeceğiz. Başımıza gelenlerden şikayet etmek hiçbir zaman çözüm olmaz. Bazen ağlarız. Rabbim kalbimize merhamet vermişse ağlarız, ağlayalım. Ama haddi aşmayacak şekilde. Rahat bir şekilde. Ağlayalım. İçimiz sesin ama oradan kalkalım. Yapılması gerekenleri yapalım. Bir cenazemiz varsa onu hakkıyla defnetmek gerekiyorsa defnedelim. Bakalım onun ahirete intikalen borçları var mı? Onları ödemeye çalışalım. Yani onun ahiretine destek olabilecek şeyleri yapmaya çalışalım. Akışta faaliyetlere devam edelim inşallah. Ne yapmamız gerekiyorsa. Onlara anlatabildim herhalde onu demek istediğimi. Ve yine dengeyi yakalama gayretimiz olacak. Dengeyi yakalama gayreti ne demek sevgili arkadaşlar? Nasıl dengeyi yakalar insan? Hep dönüp dönüp aynı yere geliyorum. Bu bir günlük ya da bir bilgiyle olmuyor. Kamil insan olma konusunda, iyi bir insan olma konusunda, ahlaklı bir insan olarak yetişme konusunda hep gayret içerisinde olacağız. Her daim. Çünkü bu bir süreç ve ölene kadar devam ediyor inşallah. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Şu an depremden etkilenmiş bütün kardeşlerimize tez zamanda sıcak yuvalarına kavuşmayı nasip etsin Rabbim. Sağlıklı, huzurlu bir ömür versin hepsine. Depremde kaybettiğimiz bütün canlarımıza Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin. Cennetini, cemalini lütfeylesin inşallah. Bizlere de son nefese kadar imanla yaşayıp son nefeste imanla ölmeyi nasip etsin. Birbirimize bu duayı etmek zorundayız bence.
Son nefeste Rabbim iman nasip etsin. Çünkü cennet bileti o. O zaman sınavı hakkıyla kazanmış oluyoruz bu akışı. İnşallah hepimize hakkıyla yaşayıp hakkıyla ölmeyi nasip etsin. Kimsenin hakkına girmeden, hukukuna bozmadan, herkesin hukukuna riayet ederek, gönül kırmadan yaşamayı nasip etsin Rabbimiz. Gönüllere girerek yaşamayı nasip etsin Rabbimiz inşallah. Amin diyelim ve müsaade isteyelim arkadaşlar. Saat 20.07 olmuş. Allah'a emanet olunuz. Ya inşallah haftaya Allah nasip ederse görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.